etrafına yalnızca iyi haberler yay. Hepimiz birinin içeri girip iyi haberlerim var dediği bir durumu yaşamışızdır. Bu kişi o anda orada var olan herkesin %100 dikkatini çeker. İyi haber dikkat çekmekten fazlasını yapar. İyi haber insanları memnun eder. İyi haberler coşku yaratır. İyi haber organlarımızın iyi çalışmasına bile katkıda bulunur. Etrafta iyi haberden çok kötü haber yayını yapan kişi ve kuruluşların olması seni yanıltmasın. Kimse kötü haberi duyurarak arkadaş edinmemiş, para kazanmamış, herhangi bir şey başarmamıştır. Ailene iyi haberler götür. Onlara bugün yaşanan güzel bir olayı anlat. Yaşadığın eğlenceli, hoş olayları hatırla ve tatsız olayları geride bırakmaya çalış. İyi haberler yay. Kötü olanı aktarmanın faydası ve anlamı yoktur. Bu yalnızca aileni endişelendirir. Onları gergin yapar. Her güne ve bir nebze güneş ışığı getir. Çocukların havadan nadiren şikayet ettikleri hiç dikkatini çekti mi? Negatif haber kıtalarının, sevimsiz hava sıcaklıklarının farkında olmaları için çocukları eğitene dek çocuklar sıcak havayı doğal karşılayıp mesele yapmazlar. Hava fiilen nasıl olursa olsun, hava durumu hakkında olumlu konuşmayı daima bir alışkanlık haline getir. Havadan şikayet etmek seni daha mutsuz ve kötümser yapar. Ve etrafındaki diğer insanlara da bulaşır. Nasıl hissettiğin ile ilgili senden iyi haberler çıksın. Bir harika hissediyorum insanı ol. Her olası fırsatta harika hissediyorum de. Kendini daha iyi hissedeceksin. Nasıl hissettiğimiz büyük oranda nasıl hissettiğimizi düşünmemizle belirlenir. Ayrıca diğer insanların neşeli, canlı, coşkulu insanların etrafında olmak istediklerini hatırla. Her şeyden şikayet eden, yakınan, sızlanan, yarı ölü insanların etrafında olmak rahatsız edicidir. Birlikte çalıştığın insanlara iyi haberler aktar. Her fırsatta onları cesaretlendir. Öv. Yardımcı ol. Onların sorunlarını dinle. Onlara şirketin yaptığı pozitif işleri anlat. İnsanları cesaretlendir ve onların desteklerini kazan. Yapıyor oldukları iş için memnuniyetini ifade et. Onlara umut ver. Başarabileceklerine inandığını, onlara güvendiğini göster. Ne zaman birinin yanından ayrılsan kendine sor. Bu insan benimle konuştuğu için kendini sahiden daha iyi hissediyor mu? Bu kişisel eğitim uygulaması işe yarar. Bunu çalışanlarınla, iş arkadaşlarınla, ailenle, müşterilerle, hatta tesadüfen karşılaştığın tanıdıklarla konuşurken uygula. İyi haberler iyi sonuçlar doğurur. İyi haberler yay. Onlara ya iyi bir şey söyle
ya da hiç konuşma. İyi haber vermek seni harekete geçirir. Kendini daha iyi hissettirir. İyi haber vermek diğer insanların da kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar.